Ergündüler, saat. Şablonlara o kadar alıştık ve alıştırıldık ki neredeyse hiçbir olayın derin analizini yapamaz olduk. Şablonlardan biri de fetö. Gökten taş yağsa, bir futbolcunun ayağa takılıp düşse, kırmızı kart gösterilse, biri batsa, bir federasyon başkanı seçimini kaybetse, bir başkan sahaya inse, partiler ittifak yapsa, yapamasa, MHP lideri odasında 17.25'te duran saati bulundursa, CHP lideri ayağını kırsa gibi pek çok konuda konu gelip FETÖ'ye dayandırılıyor. Uluslararası ilişkilerde de bu yoğunlaşmaya başladı. 2013'ten bu yana aralıksız operasyonlar yapılıyor ve bu oluşum temizlenmiyorsa sorun büyük demekti. Belki de sorunları konuşmayıp şablonlar üzerinden gitmek daha az maliyetli oluyordu. Bilemiyorum. Ancak konuştuklarımız gerçekte olanların yanında inanın çok küçük kalmakta. FETÖ denilen yapı, her taşın altından çıktığı ileri sürülen oluşum, İngilizlerin buralarda kurduğu, yönettiği, sonuç aldığı bir oluşumdu. Görev yerleri özellikle Orta Asya'ydı. Yani şimdilerde popüler olan İpek yolunun yeni güzergahıydı. Tesadüfen 2013 Türkiye için sarsıntılı bir yıl oluyor. Aynı yıl Jinping İpek yolunu ilan ediyordu. Oyunu gören Amerika'da yapının bir numarasını Türkiye'den almak için operasyonlar yapıyor ve sonuçta Pensilvanya'ya getiriyordu. O tarihten sonra örgüt de iki parçaydı. Neyse konu bu değil. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHP lideri Devlet Bey'i ziyarete gitti. Odasından verilen fotoğraflar tartışma yarattı. 17.25'te bizzat Devlet Bey tarafından durdurulan saat Cumhur İttifakı üzerinden tartışıldı. Çatlak var denildi. Cumhur İttifakı'nın mücadelesine leke sürmek isteyenlerin 5. kol faaliyeti üstlendiğini söyleyen MHP lideri Devlet Bahçeli, 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür. Bu nedenle FETÖ'nün ne 15 Temmuz silahlı kalkışmasını ne de 17-25 Aralık kumpasını hatırımızdan ve gündemimizden çıkarmak mümkün değildir. Ayrıca doğru da değil bildir şeklinde cevap verdi. Şimdi bu noktadan konuyu genleştirelim. İçeriden başlayıp dışarıya açılalım. Bir süre önce Başkan Erdoğan sürpriz bir adım atarak eski AK Partili Selim Temurcu ile görüştü. AK Parti'deki kan değişimi taleplerinin gündemde olduğu sırada bu buluşma gerçekleşti. Gelecek Partisi'nde Ahmet Davutoğlu ile siyaset yapan Temurcu'nun kararı merak edildi. Davutoğlu'nun da AK Parti'ye geri döneceği iddiaları gündeme geldi. Bu süreçte Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin Türkiye'deki siyasi denklemi değiştirecek önemli partilerden biri. İstersek siyasi denklemi bir hamlede değiştirebiliriz şeklinde konuştu. Davutoğlu'nun bu çıkışının ardından MHP 27. dönem milletvekili Arzu Erdem çarpıcı iddialar gündeme getirdi. Erdem, Gökçeada'da kıymetli dostun Bartolomeus'la geçirdiğin ve geçireceğin dört gün bir tesadüf mü? Amerika İstanbul Başkonsolosu'nun aynı günlerde Gökçeada'da olması bir rastlantı mı şeklindeki soruları Davutoğlu'na yöneltti. Bu tartışmalar yürürken Devlet Bey de Ali Bey'i ağırlayıp 17.25 saatiyle poz verdi. Cumhur İttifakı üzerinden tartışma alıp başını gitti. Peki gerçekten ne oluyordu? Türkiye 17-25 operasyonları ve 15 Temmuz'a uzanan yoldan sonra batıyla büyük gerginlik içine girdi. İpler koptu. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa uzağa düştü. Washington Rusya'ya verdiği görevle Avrupa'yı Ukrayna üzerinden titretti. Küresel güç olma iddiasında bulunan Avrupa korkuyla Amerika'nın şemsiyesinin altına sığındı. Büyük bir hamle ile büyük bir oyuncu tasfiye ediliyordu. Rusya Hindistan'la yakınlaşıyor, Amerika'da kollarının altına aldığı Avrupa ile Delhi üzerinden yeni oyun kuruyordu. İpek yoluna alternatif, Hindistan büyük bileşke oluyordu yani. Ortada inanılmaz bir akıl, inanılmaz bir kurgu vardı. Hint-Avrupa koridoru Hindistan'dan başlayıp Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail'den geçerek Yunanistan'a, oradan da Avrupa'ya ulaşacaktı. Türkiye dışarıda tutuldu. Ankara alternatif olarak Irak üzerinden oyun kurma yolunu seçti. Gariplik burada başlıyordu. Koridor için Türkiye'yi tehdit olarak görenler konuşulmuyor, tasfiye edilen bir yapı ise sürekli dillendiriliyordu. Olacak iş değildi. Karşıda kocaman bir batı bloğu vardı. Bunu ıskalayıp kullanım süresi dolan bir organizasyona takılmanın kime faydası vardı? Anlamadığım buydu. Birileri belli ki tartışmaları küçücük bir alana itiyordu. Oysa karşıdaki bloğun içeride bir örgüte ihtiyacı yoktu. O olmazsa başkasının başkalarını bulurlardı. Yoksa icat ederlerdi. Bunu görmüyorduk. Hint Avrupa koridoru küresel bir plandı ve bozulmamasını isteyenlerle gerginlik de kaçınılmazdı. Yaşadığımız, yaşayacağımız da buydu. İran'ın örselenmesi, liderlerinin, Dışişleri Bakanlarının ölmesi de bu nedenleydi. Geçtiğimiz günlerde yazdığım gibi YPG PKK olayına sadece Kürt devleti açısından bakarak yine konudan uzaklaşıyorduk. Amerika gibi büyük güçler kendi çıkarlarına kurgularına bakar. Kürt devletin meselesi onlar için ilk şart değil.'' Olmadı hiç. Orada büyüttükleri yapı tıpkı dede ağaca yapılan yığınak gibi, adalara indirilen silahlar gibi, koridoru tehlikeye atma ihtimali bulunan Türkiye'ye karşı harekete geçirilmek için kuruldu inşa edildi. Aynı gerekçelerle Erdoğan'la Esad'ın görüşmesine, görüşseler de sonuç alınmasına engel olacaklardı. Hamas'a ve Hizbullah'a saldırmalarının altındaki gerçek de buydu. Koridorda güvenlik sorunu yaşamak istemiyorlardı. Benim yazdıklarımı devlet de biliyordu, görüyordu, yaşıyordu. Irak'la bunu aşabilir miyiz? Bilmiyorum.'' kolay değil gibi. Her şeyden önce titizlikle bir maliyet hesabı yapılması gerekiyordu. Bu dış denge binlerce kez yazdığım gibi iç dengeyi değiştirmek için basınç oluştururdu. Batı bloğu İngiltere hariç kesinlikle ve kesinlikle içerisini değiştirmek isteyecekti. Bunun için de tasfiye edilen yapılar, örgütler yerine finansal operasyonları kullanacaktı. Ayrıca içeride kullanılacak başka etkili enstrümanlar da vardı. Bakın Ahmet Davutoğlu'nun istersek siyasi denklemi bir hamlede değiştirebiliriz çıkışı da. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi değişecek ve Türkiye'de değişecek. Bu sürecin bu yolculuğun başka bir sonucu olmaz sözleri de aslında dışarıdaki basıncın içerideki izleriydi. AK Parti sorumluluğu taşıyordu. Her olumsuzluk partiyi etkiliyordu. Selim Temurcu ile görüşme de bence eski kodlara dönme çabasıydı. Eski kodlar batıyı simgeliyordu. Bahçeli'nin bilerek ya da bilmeyerek verdiği 17-25 saat görüntüsü de eskiye dönülemez mesajıydı. Devletin içinde iki parça görüyordum. Bir batıya dönüşün şeklini konuşuyor ancak sesini yükseltmiyordu. Bir diğeri de o iş bitti dönüş yok diyerek kestirip atıyordu. Koca bir sorun kapının önünde dururken, kocaman sorular cevap beklerken bazıları küçücük alanlara koca Türkiye'yi sığdırmak istiyordu.'' olmaz. Bahçeli'nin bir süre önce söylediği AK Parti-CHP koalisyon kursunun çıkışı Batı'nın kodlarına dönüşe itirazdı. Türkiye bölgedeki sorunları ya çözerek yürüyecek ya da mücadele ederek ilerleyecekti. Kavga buydu. Bölge Amerika'ya da Avrupa'ya da ev sahipliği yapıyordu. İsrail zaten bunu ilan eden taraftı. Cumhur İttifakı'nın sağlığı kabul etsek de etmesek de dışarıdan Batı bloğunun yaptığı basıncın şiddetiyle yakından ilgiliydi. Türkiye bunu yakında test edecekti. Mesele buydu. Ergün Diler Takvim. Ersin Ramoğlu. Operasyona başladılar. Fitne çıkarmak için paralanan bir gün gazetesi Alevler kül etti iktidar seyretti başlığıyla çıktı. Seyreden kim alçak iftiracı o kadar helikopter, uçak ve insanlar gözünüze girsin be. Yalancı Sözcü gazetesi senin de. Şerefsizler algı operasyonlarına erken başladı. Yakan PKK, söndürmek için devlet onlarca helikopter, uçak ve binlerce personelle gece gündüz çalışıyor. CHP'li belediyeler ve ortakları dem seyrediyor. Ateşin çocukları yangınları üstlendi, tutuklananlar var. PKK yaktı diyemeyenler devlet söndüremedi diyor az şerefsiz değilsiniz ha. Operasyon anketlerine erken başladılar. Erken seçimin E'si ortada yokken hem de. CHP'yi birinci AK Parti'yi ikinci gösteriyorlar. Zurnanın zırt dediği yerde burası ya. Soralım birinci çıkan CHP ne yaptı ki? İşçileri sokağa döken Ali Demirçalı gibi yakınlarını belediyeye doldurdukları için mi CHP birinci parti? Yoksa İmamoğlu'nun milyonluk Paris gezisi mi birinci yaptı? Belki de ön seçim deyip parayla aday yaptıkları içindir. Ya da adrese teslim ihaleleri CHP'yi birinci parti yaptı. Sahi CHP ne yaptı ki birinci çıktı? Hepiniz Algı makinesi yalancısınız. Meclisin toplantıya çağrılması da operasyon içindi. Anayasanın 148 Taksim 5. maddesi, AYM bireysel başvuruda kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapamaz diyor anayasa bireysel başvuruda yargısal sınır çizmiş, hem AYM davaları yeniden inceleyecek makam değil, AYM'nin Can Atalay kararı bir operasyondu. CHP artı ve tipin meclisi niye topladığı belli. Gülistan Kılıç Yiğit'in konuşma hakkını provokatör Ahmet Şık'a vermesi de tezgahtı. Provokatörün AK Partililere hakareti de planın bir parçasıydı. Kimse dağlarda terörist aramasın, Teröristler meclistedir. Seçim 2028'de olacak. Reis tecrübesiyle mutfaktaki yangını söndürecek. Emekli ve dar gelirlinin maaşları artacak. Enflasyon da tek haneye inecek. Çelik kubbe savunma sistemini kuruyoruz. Belediyeleri babasının çiftliği sananlar tokat yiyecek. PKK ve FETÖ ile mücadele sürecek. Muhalefet bunları gördü ve operasyonlara başladı. Karabük Üniversitesi'nde Can Kakışım isimli öğretim üyesi AK Parti iktidar larını Moğol istilasına benzetti ve Anadolu böyle bir acı yaşamadı dedikten sonra ağız dolusu küfretti. Ama bu hakaretlerin adı demokrasi değil ki. Bu yapılan densizliklere sınırsız özgürlük derler. Cumhurbaşkanına hakaretin adı demokrasi olamaz. Maalesef Türkiye'de Allah'a, Resulüne, Osmanlı'ya, Erdoğan'a hakaret edenlere bir şey olmuyor. Türkiye'den başka yerde Cumhurbaşkanına hakaret eden bir millet yok. Hollanda'da krala hakaret eden anında hapse atılır. Obama'ya zenci diyen Amerikalı ise 4 yıl ceza aldı. Avşa Adası, Avşa'da yaşayan bir bayan okurum CHP'ye geçen Marmara Adalar Belediyesi hizmet yapmıyor. Sinekler bizi yedi, çöpler geç alınıyor, adayı çöp kokusu sardı, sağlık ocakları sineklerin yediği insanlarla dolu, gürültü kirliliği almış başını gidiyor, kafeciler sahilleri parsellemiş, gün batımını izlemek hayal oldu, Başkan Aydın Dinçer görevini yapmıyor diyor. Elçiye zeval olmaz. Aydın Başkan işini adam gibi yap millet rahat etsin. Yoksa sürekli buradan sana sesleneceğim. Ersin Ramoğlu Sabah